Tesla ile ilgili bugüne kadar sayısız video yaptım arkadaşlar. Tesla daha Türkiye'ye resmi olarak girmeden ve girdikten sonra milyonlarca izlenen videolarla Tesla'yı sizlere anlatmaya çalıştım. Bir gün bu videoyu çekeceğimi düşünür müydüm? Açıkçası düşünseydim çok üzülürdüm. Çünkü ben Tesla'yı bir marka olarak ve bir teknoloji ürünü olarak sadece bir otomobil değil bundan daha fazlası olarak ve sektöre yön veren, sektörü değiştiren, sürdürülebilir enerji, sıfır emisyon, sıfır karbon salınımı gibi konularda önce olması sebebiyle de Tesla'yı zaten ben seviyorum. Biliyorum ki bugün elektrikli otomobillerin bu şekilde hayatımıza girmesinde Tesla'nın büyük bir payı var. Fakat tüm bunlar bugün bu içeriği yapmamıza engel değil. Çünkü hem sizlerden gelen mesajlar hem de benim yaşadığım bazı durum ve günün sonunda Tesla'nın satış raporları her şeyi ortaya koyuyor. Tesla Türkiye'de muazzam bir başarıyla başladı. Çok güzel siparişler aldı, çok iyi sayıda teslimatlar yaptı ve gerçekten bir başarı öyküsü yazıyordu. Peki sorun nerede başladı? Neden mesela geçen ay koca Türkiye'de sadece 10 tane Tesla satılmış ki Tog'un rakamlarına baktığımızda çok iyi rakamlar görüyoruz. Yani buradaki düşüş elektrikli araç noktasında ya da otomobil sektörüyle ilgili düşüşün dış marka özelinde bir düşüş. Bunun sebebini aslında Tesla kullanıcıları çok iyi biliyor. Tesla dünyasına girdiğinizde bu sipariş aşamasıyla başlıyor. Önce mobilden çok kolay bir sipariş veriyorsunuz ve buraya kadar her şey çok güzel. Küçük bir peşinat yatırıyorsunuz. Bugün 50 bin lira oldu. Önceden 20 bin liraydı. Bunu kredi kartınızdan ödüyorsunuz ve aracınız, konfigüre ettiğiniz, seçtiğiniz özelliklerde aracınızın siparişi bu şekilde başlıyor. Ondan sonra işte teslim tarihi bekliyorsunuz. Tabii biz bu teslim tarihini beklerken diğer ülkelerden farklı olarak şunu yaşadık. Atıyorum 1.5 milyondan Tesla sipariş ettiniz. 1.700'den. Tesla sipariş ettiniz ama daha sizin siparişiniz ortada yokken fiyat bir anda 100 bin lira 150 bin lira arttı. Tekrar arttı. Daha sonra tekrar arttı. Çok az bir kesim ilk sipariş verdiği fiyattan teslim alabildi ama ondan sonrakilerin birçoğu beklerken sürekli dolar artacak mı, döviz artacak mı fiyat artacak mı diye sıkıntılara girdi. Belki arabasını sattı ona göre bir finans yaptı ama sürekli bu gelen zamlar ki ben bununla ilgili birçok video yaptım bu gelen zamlar zaten insanları daha o sipariş aşamasında Tesla'dan soğuttu. Peki dolar artıyor, euro artıyor adamlar ne yapsın diyebilirsiniz. Bunun cevabı çok basit. Reklam bütçesi yapabilirlerdi. Sonuçta yeni girdiğiniz bir ülkede müşteri memnuniyeti her şeyden önemlidir. Tesla'nın önceliği yeni girdiği bir pazarda kesinlikle müşteri memnuniyeti olmalıydı. Daha küçük zamlar, belki vergi diliminin daha altında kalacak şekilde planlamalar yapılabilseydi... ...çok daha sadık bir Tesla kitlesi oluşacaktı. Ve bu fiyat dalgalanmaları belki bu kadar olmayacaktı. Ama biraz sonra sayacağım tüm başlıklarda da göreceğiniz gibi... ...Tesla'nın tek amacı sadece karmış gibi görünüyor. Tabii insan bu kadar yenilikçi bir şirketten daha fazlasını bekliyor arkadaşlar. Yapılan zamları da sineye çekip Tesla'yı teslim alma aşamasına geçtiğimizde ise aslında Türkiye'de çok alışık olmadığımız bambaşka bir deneyim bekliyor. Bu deneyimi olumlu ya da olumsuz anlamda söylemiyorum. Birçok insan için olumsuz olduğunu biliyorum. Kimileri için de çok önemli olmayabilir. Ama burada genel kullanıcı profilini değerlendirmemiz lazım. Teslimat süreci. Yeni bir araba almışsınız. Parasını daha teslim almadan ödemişsiniz ve gıcır gıcır aracınızı alıp keyifle sürmek istiyorsunuz. İstanbul'daysanız çok bir problem yok. Ankara'daysanız hadi 4-5 saat bir yol gidip arabayı alıp arabayla dönebilirsiniz. Ama daha uzak yerlerde Mersin, Adana, Antep, Hatay, Diyarbakır, Şanlı Urfa gibi yerlerde sizi bekleyen çok uzun bir yol var arkadaşlar. Ve bu yerine göre değişmekle beraber 1000 kilometreyi aşabilen yolu büyük bir kesim ilk kez tanıştığı bir sistemle. ilk kez tanıştığı bir otomobil demiyorum. İlk kez bir elektrikli otomobil kullanan birçok Tesla kullanıcısı, satın alan birçok Tesla kullanıcısı var. Düşünsenize hiç bilmediğiniz bir otomobille, tabii ki orada bir sunum, basit bir sunum yapılabiliyor ama hiç bilmediğiniz bir otomobille 1000 kilometre yola çıkıyorsunuz. Daha şarj etmeyi bile bilmiyorsunuz. Teslimat süreci şu anda da değişmemiş olmakla beraber İstanbul'dan yapılıyor. Ben de Tesla'mı İstanbul Park teslim aldım ve Adana'ya kadar Tesla'yla çok arabayı bilmiyoruz o zaman tabi uzun yolda. 4-5 şarj molasıyla geldim. ben bunu bir içeriye dönüştürdüm. Herkes buna zaman ayırmak istemeyebilir. Herkes aracını çekiciye de vermek istemeyebilir. Sonuçta yeni bir araba alıyorsun. Gidip işte bulunduğun şehirde teslim almak isteyebilirsin. Bir de şöyle düşünün. Daha arabayı sıfır aldığınız arabayla 1000 kilometre yol yapmak istemeyebilirsiniz de sadece getirmek için memleketinize. Dolayısıyla bizim alışık olduğumuz sistemde nereden alıyorsan arabayı orada teslim alırsın. Genelde böyledir. Bulunduğun şehirde mutlaka teslim alabileceğin bir orta bir bayi, bir showroom vesaire vardır. Ya da en azından yakın bölgelerde vardır. Hani gözüne gelmez birkaç saatlik yol. Ama işin garibi bugün aradan çok ciddi zaman geçmiş olmasına rağmen Tesla bu sistemini değiştirmedi. Bugün yine Adana'dan bir Tesla sipariş edip satın aldığınızda gidip bunu İstanbul'dan teslim alıp kendiniz getiriyorsunuz. Bu da birçok insan tarafından eleştirilen ve düzeltilmesi beklenen ya da geliştirilmesi beklenen bir sistemdi. En azından daha fazla nokta, daha fazla, daha yakın teslim noktaları olması bekleniyordu. Bu konuda da bir adım atıldığını görmedim ve bu da tabii ki bir hayal kırıklığı olarak olumsuzluklar hanesine yazılacak bir madde olarak kalmaya devam ediyor. Hadi arabayı aldık, teslim aldık, getirdik. Muazzam bir şey. Gerçekten teknolojisini çok seviyorum. Akıllı bir araç. Bu videoda anlattığım şeyler arabanın kendisi özelinde değil. Tabii ki negatif tarafları var. Bunları anlatacağım. Ama asıl mesele böyle gelişmiş bir teknoloji ürünü satın alıp da sıkıntılı süreçlerle uğraşmak zorunda kalmak. Arabayı aldınız. Ben 1000 kilometre, öbürü 1500 kilometre, diğeri 600 kilometre götürdünüz, kullanmaya başladınız. Asıl hikaye burada başlıyor. Bu arada teslimat süresinde de şöyle durumlar görüyorsunuz mesela. Ben o süreçte. İki siparişimiz vardı bizim. Ben bir tane daha alacaktım o süreçte. Bayram şu oldu, bu oldu falan. Ay kapanacak, dönem kapanacak. Satış hedefleri var. Çeyrek kapanacak. Arabayı alayım parasını da ödeyeyim. Okey her şey tamam gelmiş benim aracım. Ama diyor ki mesela iki gün içerisinde gelip alman lazım. Ya arkadaş herkesin işi gücü var. Hayatımızdaki tek olay gidip otomobili satın almak değil ki. Ve tabii bir de şöyle bir şey var. Her anda yeni zam gelebiliyor. Her gün acaba Tesla'ya zam geldi mi diye uyanan insanlar biliyorum ya. Neyse aldık. iki iki buçuk. Hani bir yedi yüzden sipariş verip iki buçuktan araba aldık diyelim. Ve getirdik. Memleketimizde kullanıyoruz. Araba gerçekten güzel. Bence güzel. Yani tasarımı çok eleştirilebilir. Başka bir konu. Ama teknolojisini seviyorum. Hala seviyorum. Ve gelişmesini, başarılı olmasını istiyorum. Ama bir şeylerin değiştirilmesi de lazım. Çünkü satış sonrası asıl hikaye başlıyor. Bazı şeyler kağıt üzerinde çok güzel görünebilir. Çok pratikmiş gibi anlatılabilir. Fakat pratiğe döktüğünüzde ve bir kullanıcı olarak gerçek deneyimi yaşamaya başladığınızda nasıl bir deneyim elde ettiğiniz her şeyden önemli. Tesla modeliye Long Range. Bu kanalda videosu olan teslim alma sürecinden sipariş sürecine kadar her aşama farklı farklı videoları olan model park halindeyken sağ yolcu camı kırıldı arkadaşlar. Çok normal arabaların camı kırılabilir, kaportası çizilebilir, şu olabilir bu olabilir. Bunda problem yok. Cana gelmesi. Problem sonrasında. Problem araba bir haftadır yatıyor. Yarın tam bir hafta olacak. Yarın bakalım bu konuyu çözeceğiz gibi görünüyor. Ama süreci tamamen anlatacağım. Ben bu servis noktasına ayrı bir bölüm açmak istiyorum ve bunu tam sonuçlandıktan sonra size anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten garip şeyler yaşadık. Mobil servis tarafıyla konuştuk. Şu anda Tesla'nın Türkiye'de 3 tane anlaşmalı servisi var. Kasko ya kasko neredeyse bir işe yaramıyor mesela şu an hızlı yaptırmak istediğinde. Garip garip şeyler var. Ama hepsi çözülecek gibi ve çözüldü ya da çözülmedi ne olursa olsun tüm süreci A'dan Z'ye notlarımı aldım. Her görüşmenin, her ilerlemenin notlarını aldım. Hepsini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yeni bir motor konfigürasyonu tanıtıldı biliyorsunuz. Ben Tesla'nın başarılı olmasını istiyorum ama başarılı bir operasyonla başarılı olmasını istiyorum. Amerika'daki Tesla deneyimiyle Türkiye'deki bu kadar farklı olmamalı ya. Evet, elektrikli otomobilleri seviyoruz. Evet, Tesla'yı da seviyoruz ama şunu da biliyoruz. Tek elektrikli otomobil artık Tesla değil gün be gün çok ciddi, çok güçlü, çok iddialı rakipler çıkıyor. Siz sadece iyi bir otomobil ya da iyi bir yazılım üretmekle piyasada hakim olamazsınız. Çok iyi bir deneyim sunmanız lazım. Çok iyi bir servis ağına ihtiyacınız var. Bütün mesele bakım değil ki. Adamlar diyor ki ya bu arabanın bakıma ihtiyacı yok. Okey bakıma ihtiyacı yok. Ya bu otomobil dışarıda üzerine dolu yağar, ne bileyim kazası var, belası var. Her şey olabilir. Uzun yola çıkıyorsun. Arabada Allah korumuş bizi ya. Arabada lastikler ramflet değil. Arabada bir stepne, yedek lastik yok. Onu da bırak. Arabada bir lastik tamir kiti de yok. Ki kaç kişi? biliyordur lastik tamir etmeyi de o ayrı bir konu. Ya bunlar yok. Arabayı almışsın, yola çıkmışsın. Gecenin bir uzun yola çıkıyorsun, teslim almışsın. Zaten çıkana kadar bir sürü sorun yaşıyorsun. %30, %20 arası sana teslim ediliyor araba. Ve bu neye sebep oluyor? İstanbul'un çıkışındaki bütün şarj istasyonlarında Tesla yığını var ve sıra var. Hani gidin de şurada bir doldurayım, yarım saat yola çıkayım diyemiyorsun. İlla bir, bir buçuk iki saat bekleyeceksin yoğunluğa göre. Ki ciddi yoğunluk vardı o dönem. Şimdi yoktur belki. Şimdi az teslimat var ya. Doğru düzgün teslimat yok. E şimdi tabii elektrikli araç sayısı çoğaldı ama önemli olan o yığılmaya engel olmak. Bunun yöntemi de neydi? Araçları dolu olarak teslim edebilirlerdi. Tesla'nın bu altyapısı da var. Ama Ankara'dan bu tarafa geldiğinizde, Ankara'dan Adana tarafına geldiğinizde ne bir supercharger, ne bir Tesla servisi, showroom ya Tesla'ya dair hiçbir şey yok. Sanki bu tarafa Tesla gelmemiş. Sadece Tesla'lar var. O da işte hani bizim vesile olduğumuz, insanlara anlattığımız ben Tesla'nın ortağıymışım gibi bana sürekli mail bile geliyor ya. Instagram DM kutuma bakamıyorum. Ben hiçbir şey okuyamıyorum artık. Abi ne oldu Ser? Ne oldu servis? Ya biz de yaşadık. Biz de yaşadık. Şu anda ne oldu? Hepsini anlatacağım. Ama ben bunu Tesla'daki arkadaşlarla da konuştum. Böyle bir deneyim yaşatılmaz ya. Böyle bir markaya yakışmıyor. O aldığın ilk heyecanında düşünsen arabayı teslim almışsın. Çıkıyorsun. Şarj edeceksin. İlk defa şarja takacaksın arabayı. Önünde iki araba var. Üç araba var. Ona mı git? Ona mı git? Hadi şurada bir yemek yiyeyim. Geleyim. Hala sıra var. Ne yapacağını bilmiyorsun. Hani orada bir benimki bitti. Gel falan diyenler. Ya da belki bizden. Yani tanıyıp da yardımcı olmak isteyen çok kişi oldu. Ama sen oradan güzel dolu bir şarjla çıksan. işte sana gösterdiği mola yerinde. Gideceğin güzergaha göre. Belki dağılma yaşandıktan sonra yığılma değil de. Kendi güzergahındaki şarj istasyonunda gidip o şarj deneyiminde daha daha böyle sıra beklemeden yaşasan ilk deneyimin daha güzel olmaz mı? Hepimiz için tabii ki daha güzel olur. Eminim bunlar düzelecek. Bu servis sistemi de düzelecek. Çünkü Tesla böyle bir başarısızlık kaldırabileceğini sanmıyorum. Arabanın da tabii ki eksikleri var. Bunları da konuşacağız sonraki bölümlerde. Neden mesela ben Tesla'dan Mercedes'e geçtim? Yine elektrikli bir otomobil kullanıyorum. Benim için birinci öncelik elektrikli olmasıydı. İşte güvenli olsun, konforlu olsun. Hepsi tabii ki insan hepsini istiyor. Alıştığınız bir standart varsa o standardı en iyi şekilde devam etmesini istersiniz. Ben Tesla'yı hala seviyorum. Tasarımını da birçok insanın aksine evet önden bakın çok çekici bir otomobil durmuyor ama bana fütüristik hala böyle kendine özgü ve orijinal geliyor. Model Y'den bahsediyorum. Diğer modeller hakkında da konuşuruz ama evet olağanüstü çekici ve çok o süper güzel yakışıklı bir araba gibi görünmeyebilir. Alışık olduğumuz tasarımların dışında bir çizgiyle başladı çünkü. Ama mesela yandan güzel görünüyor. Üstten güzel görünüyor bence. İçindeki sadeliği ben seviyorum. Doğru kullanırsanız. Adapte olursanız. Yazılımını seviyorum. Eksikleri var. Önemli eksikleri var. Bunları da konuşacağız. Genel olarak markanın yansıttığı duruşu seviyorum. Duruşu, tavrı. Tamamen elektrikli altyapıyla üretilen bir otomobil olmasını seviyorum. Uzak bağlantı, uzaktan kontrol. Bu tip özelliklerini özellikle çok seviyorum. Ki burada da bazı negatif durumlar var. Onları da konuşacağız. Belki bir şeyler düzeltmek umuduyla üretilen, Türkiye'ye özel konfigüre edilen diyelim, 1 milyon 800 bin liranın bir tık altındaki Tesla Model Y Standard Range versiyonunda çok mantıklı aslında bir otomobil olduğunu düşünüyorum. Fakat sonrasıyla ilgili ne yazık ki hala iyi şeyler düşünemiyorum. Sonrasındaki deneyim gerçekten çok önemli arkadaşlar. Tesla'nın fiyatları düşmüyor. Baktığınız zaman Tesla fiyatları, elektrikli araç fiyatları düşüyor falan gibi bir durum yok. Genel olarak otomobil sektöründe bir durgunluk var. Bu da çok normal. Şu anki ekonomik şartlar da gayet normal. Ama baktığımız zaman elektrikli araçların pazar payı 3 katına çıkıyor çıkmış durumda neredeyse geçen yıla göre ve gün ve gün artıyor. Tok inanılmaz bir başarı grafiği çizmeye başladı. Tesla peki bu durumu toparlayabilecek mi? Aslında tek yapması gereken Türkiye operasyonunu kullanıcı deneyimi merkezli bir hale getirmek. Daha fazla servis ağı, daha fazla müşteri hizmeti, daha fazla satış sonrası hizmet ve daha fazla müşteri memnuniyeti. Biliyorum ki içinizde birçok Tesla kullanıcısı var. Benim vesile olduklarım var. Beraber o videolarda anlattığım videolarda birçok şey keşfettiğimiz birçok arkadaşımız var. Bana kırılmayın arkadaşlar. Ben markayı seviyorum ama eksik gördüğümüz şeyi de söylemek zorundayız. Eminim Tesla Türkiye Türkiye ekibi de bu negatif durumların farkındadır ve düzeltmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardır. Ben düzeleceğine inanıyorum. Ülkemize Tesla gibi güzel bir markanın çok daha iyi bir deneyimle ve daha fazla modelle kullanıcılarla buluşmaya devam etmesini umuyorum. Çünkü bunun aksi Tesla Türkiye'de battı anlamına geliyor arkadaşlar. Umarım böyle olmaz ve daha fazla modelle daha iyi bir deneyimle dünyanın birçok yerinde olduğu gibi kalitesini arttırarak uygun fiyat politikasıyla her kullanıcıya ulaşabilme mottosunu başarıyla uygulayabilir. Birlikte göreceğiz hem Tesla modellerinin eksiklerini hem de bu servis sürecinde yaşadığımız her şeyi arkadaşlar cam kırıldıktan sonra yaşadıklarımızı ki öyle bir şey var ki araba kas ama biz dur bakalım yarın göreceğiz ama cebimizden yaptıracağız gibi görünüyor. Tüm bu detayları sonraki bölümlerde paylaşacağım arkadaşlar. Siz de kendi deneyimlerinizi ve aklınıza gelen tüm soruları yorumlarda sorabilirsiniz. Tesla'nın camı yenisiyle değiştirildi arkadaşlar. Peki nasıl oldu? Araba Ankara'ya da İstanbul'a gitti mi? Tüm aşamaları sonraki bölümde izleyebilirsiniz. Beni de gerçekten şaşırtan bir deneyim oldu. Tüm detaylarını sizlerle paylaşacağım. Şu anda camımız gördüğünüz gibi yenisiyle değiştirildi arkadaşlar buradan da Volt Koşa istasyonuna gidip arabayı güzelce doldurup keyifle kullanmaya devam edeceğiz. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, çok net bir gerçek var. Sıkıntılar olabiliyor, operasyonel bazı şeyler zaman içerisinde evet oturuyor ve bunlarla ilgili olumsuz deneyimler yaşamış olabiliyoruz. Ama günün sonunda Tesla'nın kullanım deneyimi gerçekten kullanıcı deneyimi, sürüş deneyimi ve içinde sunduğu tüm teknolojiler gerçekten çok keyifli. Belki de doğru yapmamız gereken şey bu. Hani bir şeyi sadece kötülemek için kötülemek değil, kötü deneyimi de anlatırken iyi şeyleri iyi deneyimde anlatırken olumsuz şeyleri içine koyabilmek. Yani işin özü dengeyi sağlayabilmek arkadaşlar. Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kesin.